Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı için sevgili Taha Yücel ile beraberiz. Bize bu süreçte vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz Sayın Yücel. Uluslararası Bilgi Güvenliği Konferans sürecimiz aslında 2007 yılından beri devam eden, kendi içinde bir gelenek kültür oluşturmuş bir konferans diyebiliriz. Bu yıl 14.sü düzenleniyor ve pandemiden sonra ilk fiziki toplantı olacak galiba. Külliye Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceğini biliyoruz ve ana temamız da sağlık sektöründe siber güvenlik. Bu anlamda ben aslında pandemi sürecinin çıktılarının da değerlendirileceğini tahmin ederek söylüyorum. Çünkü konferans akademik anlamda da ciddi bir bilgi kaynağı sağlıyor. Sektöre ne tür katkılar sağlamasını hedefliyoruz bu yılki konferans? Tabii. Akademik özelliği olan ve uluslararası bir konferans. 14 yıldır fasılsız olarak devam etmiş. Yani uzaktan geçen seneki konferans da yine başarılı oldu. Çünkü makaleler yine yayınlandı ama bu sene tabii tekrar yüz yüze ve Millet Kütüphanesi'nin güzel mekanında inşallah hocalarımızla ve sektörümüzle buluşacağız. Tabii bu konferansta sağlıkla siber güvenlik temasını seçmemizin özel bir anlamı var. Hem çok güncel bir konu, hem de bu konunun gerçekten birazcık daha farkında olmamız lazım. Yani sağlıkla siber güvenlik meselesinin hem kişisel veriler anlamında hem bu sağlıkla ilgili yapılacak olan belki belli çalışmalarda bilinçli olarak belli saklama ve kullanma dataları, verileri çok önemli bir konu. Sağlık istihbaratı çok önemli bir konu ve ülkelerin geleceğini tehdit edebilecek boyutta. Onun için ve sağlık tesislerinin güvenliği yine hakeza kritik tesis olarak görüyoruz. Bütün bunları ele alacağımız ve iki günlük, ikinci gün daha çok akademik sunumların olacağı ve çok sayıda makale yayınlanacak ve bu arada bizim IEEE dediğimiz yani uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Birliği var. Prestijli bir birliktir bu. Türkiye'den de çok sayıda üyesi var ve dünya çapında bir önemli bir birliktir. Onun da onayıyla yapılan bir konferans olduğu için akademik anlamda burada yayınlanan makaleler doçentlik, profesörlük gibi ve belli akademik çalışmalarda kayda giriyor ve Citation Index'e yer alıyor. Ondan dolayı bu yönüyle de türünün tek örneği siber güvenlik alanında Türkiye'de yapılan önemli bir konferans. Yabancı konuşmacılar da var, davetli konuşmacılar da var. Burada tabii ilk gün daha çok sunumlar şeklinde gerçekleşecek açılışın ardından. Açılışta da yine Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Ali Taha Koç Bey zaten bu konferansın düzenlenmesinde bir bakıma ev sahipliği yapan ve bize destek olan onların himayesinde gerçekleştirdiğimiz bir konferans. Çok özür dileyerek bölüyorum. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sürece yakından alaka gösterdi. Bunu biliyoruz. Doğru. Ben de tam o noktaya değinecektim. Sürece nasıl katkı sağladıkları noktasında siz bahsediyorsunuz. Tabii. Şimdi tabii öncelikle Ali Taha Bey şahsi olarak ve oradaki ekip arkadaşlarından bir kısmı ilgili arkadaşları bizim derneğimizin üyesi. Yani bizim derneğimize sağ olsunlar üye olarak da aynı zamanda katkı sağlıyorlar. Ve hani o konuda hem üyeliklerin bir gereği olarak hem de bu derneğin toplum yararına önemli faaliyetlerde bulunmasından dolayı derneğin faaliyetlerine yakından ilgi gösteriyorlar. Ve Türkiye'nin faydasına belli etkinliklerde de destek veriyorlar. İşte siber güvenlik kampını da yine değerli başkanla birlikte gerçekleştirdik. 70 yaş öğrencimize eğitim verdik. Çok İstanbul Marmaracık kampında sayın yine Gençlik ve Spor Bakanımızın da katılımıyla ve onların da destekleriyle çok güzel bir kamp oldu. Ve çok değerli hocalarımızı, çok değerli uzmanlarımızı çocuklarımızla buluşturduk. Çok iyi geri dönüşler aldık. Yani temel anlamda hem siber güvenlik farkındalığıyla ilgili eğitimler verdik. Hem de kriptoloji gibi, işte bulut güvenliği gibi ve ileri düzey sızma testleri ve benzeri konularda mobil cihaz güvenliği gibi çok özel konuları gençlerimizle paylaştık. Onlarla birlikte güzel bir eğitimi gerçekleştirdik. Yine bu konferansın da ikinci gününde yine gençlerimizi unutmadık. Yani o kampın belki bir devamı gibi olabilecek eğitimler planladık ikinci gün. Hem akademik sunumlar olacak hem de gençlerimiz yani akademik sunumlarda yer almayan biraz ağır sunumlar. Çünkü akademik sunumlar çok ileri teknik ve yüksek düzeyli sunumlar. Onlar tabii ki kendi ilgi alanında akademik çevreyle yapılacak ama aynı zamanda onlara eş zamanlı olarak biz gençlerimize eğitim programları da yaptık. Yine uzmanlarımız da güzel eğitim programları da oluşturduk. İlk günde dediğim gibi mesela ilk gün temel konuşmacılarımız arasında sağlık sektöründe siber güvenlik konusu ve aynı zamanda sağlık istihbaratı konusu çok değerli bir hocamız, bu konuda kitapları da olan değerli bir hocamız Murat Altıntaş Bey, Profesör Murat Altıntaş Bey çok güzel bir keynote speech yapacak. Yani davetli konuşmacı olarak açılıştan hemen sonra böyle bir konuyu ele alacak. Yine çok değerli sektörden dostlarımız işte Mahir Yüksek Bey ve bizim diğer
kurumsal üyelerimiz, işte Havelsan olsun, Picos olsun, yani bunun gibi pek çok kurumumuz burada aktif olarak yer alacaklar. Tabii burada hep şunu hedefledik. Bir kere ana temamız sağlık olsun. Ama bunun ötesinde birazcık daha hani sağlıkla yapay zeka konusuna da girelim. Biraz 5G ve ötesi, yani nesnelerin internetinin sağlık sektörüne oluşturacağı etkilere bakalım. Yine kişisel verileri koruma, biliyorsunuz sağlık sektöründe çok önemli bir konu. Onunla ilgili sağ olsun Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı çok yoğun ilgi gösterdi. Ve hem başkan yardımcısını hem ilgili uzmanlarını bizim etkinliğimizde görevlendirdiler. Öyle bir bölümümüz de var. Yani kişisel verilerin korunmasının önemi noktasında bir bölümümüz var. Yine bizim tabii ileri düzey altyapı güvenliği, yani siber güvenliğin sağlık sektörü altyapılarıyla ilgili özellikleri bakımından çok değerli panellerimiz olacak. Sağlık Bakanlığımızın yakın ilgisi var. Sayın Bakan Yardımcımız muhtemelen görev alacak açılışta da ve yine Sağlık Bakanlığından değerli akademisyenler ve değerli bürokratlar bunlar yapacaklar. Umarım çok başarılı olur, dolu dolu bir etkinlik olur. Zaten mekan çok güzel bir mekan, yani Millet Kütüphanesi gerçekten, ben de yani yeni oraları tanıma imkanım oldu. Gençlere çok iyi bir altyapı sunuluyor. Ankara'nın tabii güzide bir yerinde ve imkanları, kitap sayısı, çalışma ortamları vesaire çok güzel bir ortam. Hem de böylece gelen gençlerimiz ve akademisyenlerimiz kütüphaneyle de tanışmış olacaklar. Oradaki belki akademik çalışmalarında oradaki eserlerden de istifade edecekler. Evet, ağzınıza sağlık. Sağlık kelimesi aslında bize pandemiyle beraber tekrar düşünmemizi gerektiren bir kavram olduğunu hatırlattı ama bahsettiğiniz gibi siber güvenlik de aynı şekilde. İkisi bir araya gelince zaten çok başka bir şey oluşturuyorlar. Kişisel veri dediğimiz zaman sağlık sektörü çok fazla kişisel veriyi barındıran bir sektör yine aynı şekilde. Bahsettiklerimizden sonra daha da heyecanlandık. Şimdiden umarım çok güzel geçer dileklerimizi iletmiş olalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ice Media olarak da zaten bizim bu paydaşlarımız arasındasınız. Sağ olsunlar Murat Pehlivan Bey ve değerli ekibi sizler. O etkinlikte de inşallah çok güzel röportajlar yapacaksınız. Çok güzel belki faaliyetlerde bulunacaksınız. Ve bu etkinlik umarım yani 14.sü ama onlarca kez daha devam edecek ve yeni temalarla, yeni konularla inşallah ülkemize katkı sağlamaya devam edecek. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Siz vazgeçseniz katılımcıların vazgeçeceğini zannetmiyorum. Etkinliğin düzenlenmesi açısından. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler.